Yıldız, Songül Hanımları yemeğe çağıralım bence. Şu düğün işini netleşsin artık. Yani Tarık Bey'le olsun canım. Haklısın Fikret. Her an karşı taraftan hamilelik haberi gelecek de uykularım kaçıyor. Doğru söylüyorsun. O zaman arasana hadi. Aa, seninki arıyor. Anne. Ama seninki değil, annesi. Dur, sakın açayım deme. Allah aşkına anne. Ayol delirdin mi? Anne ne olursun açma. Açmayıp ne yapacağım ama sakın. Efendim. Nasılsınız Songül Hanım? Nasıl olabilirim? Hayırdır? Sizin haberiniz yok galiba son durumlardan. Hangi durumlardan? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben sizi bize yemeğe davet etmek için aramıştım. Düğünle ilgili her şeyi konuşalım, netleştirelim diyerekten. Düğün olabilecekse tabii. Nasıl? Anlamadım. Valla Lale evlenmekten vazgeçti. Düğün falan istemiyor. Kavga etmişler. Sebebini de ben bilmiyorum. Anlatmadı bana. Kavga mı etmişler? Aa, olur canım öyle şeyler. Düzelir araları. Ya müsaitseniz buyurun gelin biz karşılıklı konuşalım. Ha, bilmiyorum. Gelebiliriz de. Bekliyorum. Tamam. Adresinizi alalım biz. Atıyorum. Allah Allah. Niye kavga etmiş bunlar? Songül Hanım da bilmiyor ki Fikret. Anne sen ne yapıyorsun? Ben bitti diyorum, sen plan yapıyorsun. Nasıl bitiyor? Böyle bu şekilde bitemez. Bir konuşulması lazım yavrum. Sen anlat sebebini. Söyle bana, tamam bitti diyelim biz de. Bir şey olmadı. Tamam. Ne haliniz varsa görün. Gel bak. Hiçbir şey olmamış gibi çıplak ayakla yürüyor. Lale. Ablam biz de yabancı mıyız Allah aşkına? Sen niye bize anlatmıyorsun ya? Ne oldu anlat bakayım. Sarı Çiyan geldi. Hele Su geldi. Bağırsana Nergis biraz daha. Evet. İşte aklı sıra bana gözdağı vermeye çalışıyor. Ha. Neymiş efendim? İşte ayağımı denk alacakmışım. Boş hayallere kapılmayacakmışım bir de. Allah. Evet, Onur'un sevdiği kız oymuş aslında. Bebek doğduktan sonra da Onur'un suratını falan göstermeyecekmiş. Bana çocuğuma da iyi bakarlarmış. Ben var ya onun saçını başını yolarım bak böyle. Vallahi yolarım ha. Ben de yolarım. Vay be. Vay be demek öyleymiş ha. O sarıs. O ıspalak. O pırasak kadını. Valla saçını başını yolup buralara dikip pırasa çıkarırım ben. Anne Allah aşkına sakin ol. Bak yalvarıyorum. Sakin değilim. Burası kaynıyor, burası yanıyor, burası alev alıyor, burası buz kesiyor. Acayip bir şeyim ben. Anne tamam bak görüyor musun? Anlat diyorsun. Neden anlatmadığımı görüyor musun? Tabii ki anlatacaksın. Sen bana elbette anlatacaksın. Yani ben senin annenim. Her şeyi elbette benimle paylaşacaksın. Benim sende ne kadar emeğim var. Bak kestin, ektin, biçtin yeter. Psikopata bağladın resmen. Hadi Çantamı ver. Önce ablanla beraber biz gidiyoruz tamam mı Nilüfer? Beraber gidiyoruz. Önce o kadının ağzının payını vereceğiz. Arkasından da gidiyoruz öbür kızın ağzının payını vereceğiz. Sen de otur. Sakin ol. Anne. Sen otur şöyle. Anne. Tamam siz de burada durursunuz. Çantamı ver. Tamam. Anne rezillik çıkaracaksın. Gitme yalvarıyorum bak. Bak yalvarıyorum. Çok asil bir şekilde halledeceğim. Sen hiç merak etme gözün arkada kalmasın. Yürü. Allah. Tamam. Sus. Allah aşkına yapmayın. Seni gidi seni. Hadi oturun. Sakin. Çay için bir şey yapın. Nane limon. Rezil olacağız ya. Keşke söylemeseydim size de ya. Bak gördün mü? Ablacığım bak lütfen. Yeğenim de etkileniyor. Rica ediyorum senden lütfen. Tamam Nergis tamam. Abla. Neden açmıyorsun ya? Merak etmiştir seni. Daha çok merak eder o beni. İnatçı ya. Kendi kendine bir şey sinirlendi ama ne? Benim seninle işim var ya. Vallahi. İşimiz var seninle Lale Hanım. Yok bu böyle olmayacak. Ya iyi de onun suçu ne? Aa, onun suçu mu ne? Kızım, o göndermiş kızı buraya. Penis'i mi söyledim onu sana? Evet. Git demiş, medeni insan gibi anlat demiş derdimizi. Ya kendi söyledi. Sen de buna inandın yani öyle mi? İnandım Nergis. Yoksa nereden bilecek buranın yerini?
Haklısın, çok zor. Bizim mahalleye gelip senin adını sorup çiçekçiyi öğrenmesi çok zor. Tamam, diyelim ki adresi öyle buldu. Kız bana neden yalan söylesin? Söylemiştir tabii. Yani herhalde abla, evet. Ay tamam, o söylememiş olsa bile yani artık umurumda değiller yani ikisi de. Abla, acaba sen Onur eniştemi kıskandığın için böyle davranıyor olabilir misin? Kız sen niye deli deli konuşuyorsun böyle saçma sapan? Ne kıskanması? Yürü git, kendi işine bak ya, yürü. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetim.